Kardeşimiz ne diyor? Pakistan için ne yapabiliriz diyor, sel felaketi için. Sinan kardeşimiz. Memur maaşından, işçi maaşından para toplayıp göndeririz. Olur biter. Değil mi? Evet hocam, inşallah. Bir 50 dolar veririz, 20 dolar veririz, olur. İnşallah. Şimdi bu kafa var işte. Kardeşim, Pakistan'ı kurtarmak istiyorsan, onlara acıyorsan, çok vahim bir eksiklik yaptınız, suç işlediniz. Evet. Bir kısım insanlara söylüyorum. Türkistan Birliği'ni oluşturmadınız. Evet hocam. Türkistan Birliği oluşacak da Pakistan'da sel olacak. Adamlar öyle perişan şekilde gezecek. Mümkün mü ya? Mümkün değil hocam, inşallah. Pakistan, Londra, Paris bilmem ne havada kalır. İnşallah hocam. O hale getirilir Türkistan, evet, Birliği oluştuğunda. İnşallah. Ve öyle sel baskını olacak da sokaklarda millet aç sefil, paçavralara, bezlere sarılıyor, sokaklarda kalacaklar. Saniye dakika kalmaz. Saniye dakika kalmaz. Anında arazi düzenlenir. Evet hocam, inşallah. Orada da bir tane insan bırakmayız. Değil mi? Evet, inşallah hocam, evelallah. Kardeşim, helikopterler, arabalar, uçaklar neye yarıyor? Evet. Bomboş yatıyor bak dünyada. Türkiye'de de bomboş duruyor. Avrupa'da da bomboş duruyor. Rusya'da da bomboş duruyor. Evet. İran'da da bomboş duruyor. İran'ın helikopterlerinin hepsi yatıyor şu an. Evet. Bomboş duruyor. Evet. O oradaki o kardeşlerimizi toplamak 1,5 saat alır. 1,5. Evet. En fazla. Hepsini toplarız. İnşallah. En güzel yere getiririz. İnşallah. Bir anda. İnşallah. Hemen otellere yerleştiririz. Evet. Değil mi? Evet. Araziyle, grinderlerle girersin. Gayet güzel. Suyun akış yerlerini de ayarlarsın. Kısa sürede orayı cennete çevirirsin adeta. İnşallah hocam. Ama bu Türkistan Birliği'de olur. İnşallah. Maşallah. Taşıma suyuna değirmen dönmez derler. Yani sen, biz tamam 50'şer milyon, 150 milyon verelim. Ne olur? Oraya en fazla gıda gidecektir, elbise gidecektir. Bir dereceye kadar. Onlar da yolda bir kısmı çarçur oluyor. O insanların perişanlığı yine devam edecek. Evet. Yine ezilecekler. Kökten bir değişiklik lazım. Tabii, kökten bir düzenleme olmamış oluyorlar. Evet. Kökten düzenleme Türkistan Birliği'nin olur. Mesela bak kardeşlerimiz, aferin çocuklara. Başbakan'a söylüyor, Türkistan Birliği'ni söylüyor. Başbakanın da gönlünde yatan aslan budur. Türkistan Birliği'dir. Evet hocam, inşallah. MHP'nin de gönlünde yatan, evet. Bahçeli'nin gönlünde yatan da Türkistan Birliği'dir. Evet. Büyük Birlik Partisi'nin gönlünde yatan da Türkistan Birliği'dir.